Herkese merhabalar. Dörtgenler ve çokgenler konumuzla beraber Sonuç olarak benim seninle beraber artık geometri kısmına hoş geldin diyoruz. Geometri ve, zor diyorlar hocam. Evet. Ya. Evet, yani birçok konuyu bitirdik. İkinci dereceden denklemleri bitirdik, polinomları bitirdik, fonksiyonları bitirdik, sayma olasılığı bitirdik. Bunlar cebir kısmıydı matematiğin. Şimdi de geometri kısmına geldik. Dörtgenler ve çokgenler geometrinin en temel ve en fazla soru gelen TYT'de özellikle en fazla soru gelen kısmıdır diyebilirim. Gerçekten TYT'de çok fazla işte kare, dikdörtgen, yamuk, işte eşkenar dörtgen bunlarla alakalı soru geliyor. Bunlar özel dörtgenler zaten. Paralel kenarda dahil olmak üzere. Çokgenler ve özelliklerine bakacağız aslında biz 10. sınıfta. Ardından dörtgenler ve özelliklerine bakacağız. Ve en sonunda zaten en bomba kısım yani özel dörtgenler. İşte bunun içerisinde paralelkenar var, eşkenar dörtgen var, yamuk var, dik dörtgen var, kare var ve deltoid var. İşte bu özel dörtgenler hem TYT'de en fazla soru gelen hem 10. sınıfta en fazla işleyeceğimiz konu başkanından bir tanesi. Kampımız gün gün ilerlemeye devam ediyor. 9 10 yaz, yaz hazırlık kampımızda gün gün matematik haftamızı bitirmek üzereyiz. Ardından FKB haftamıza geçeceğiz. Ardından ETC haftamız var. Biliyorsun biz bunların aslında temellerini atmıştık. Yani bu çokgenler, dörtgenler konusunun temellerini ortaokulda mesela çokgenler ve dikdörtgenin özelliklerini görmüştük. Özel dörtgenleri de görmüştük ortaokulda ve bunların her mesela, vardı hocam hatırlıyorum. Birçok senede gördük aslında. Yani üçgenlerin özelliklerine mesela sekizinci sınıfta çok değindik. Ardından yedinci sınıfta, altıncı sınıfta, beşinci sınıfta. Aslında bu konuların temellerini biz ortaokulda bayağı bir atmıştık. Ardından dokuzuncu sınıfta doğruda üçgende açıları görmüştük. Ki bu konuyla çok bağlantılı çünkü mesela bir dikdörtgen için mutlaka bir üçgen oluyor verilmiş. Veya işte eşkenar dörtgenin içerisinde. Açı kenar bağlantılarına bakmıştık dokuzuncu sınıfta. Aynı zamanda işte büyük açı açının karşısında büyük kenar bulunur, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktür ve benzeri bu bağlantılarda. Eşlik benzerlik ki çok çok önemli. Ardından Pisagor ve Ökli bakmıştık ve e, bu bu da Pisagor ve Ökli bu arada ileride öğreneceğimiz trigonometrinin de temelini oluşturuyor. İkiz kenar, beş üçgen, dik üçgen ve trigonometri üçgende alana bakmıştık ki 9. sınıfta üçgenler çok ağırlıklıydı hatırlıyorsun. İşte bu temeller bize çokgenler ve dörtgenlerle çok faydalı olacak. Ardından tabii ki bütün bu konuların TET ile bağlantıları. Biz kampımızda biliyorsun Tonguç Çelen Bey bütün kamp boyunca 9-10 hazırlık setimizi kullanıyoruz. Hemen sana ödevini vermek istiyorum. Ödevini verirsek sana hemen burada matematik kitabından veriyoruz. Tabii FKB, ETC kitaplarımız var ama mat matematik kitabından hemen sana sayfa 88 ile 122 arasını vermek istiyorum ama eğer fazla geliyorsan tyT kısmını sonuç çözebilirsin. İlk başta ortaokul tekrarımız var. Test ee, birden üçe kadar ortaokul tekrarımızdan sonra dokuzuncu sınıf tekrarımıza geçiyoruz. Birazcık daha açılar ve üçgenler ağırlıklı dokuzuncu sınıf tekrarımız. Kenar ortay, açı ortay, pisagor, öklit, ikiz kenar ve eşkenar üçgen, dik üçgen ve trigonometrik konuları geliyor. Üçgende alanla bitiriyoruz. Yani sayfa 113'e kadar yapabilirsin. Burada yapamadığın soruları zaten tat uygulamasından direkt çözümüne ulaşabilirsin. Tonguç Eren Bey. tat uygulamasının aktivasyonunda kitabın arka iç kapağında yazıyor. Tonguç evladım benim. hadi bakalım o zaman Sü süper bir şekilde seninle beraber artık çokgenler ve dörtgenler konumuza başladık. Şimdi dörtgenler ve çokgenler konusunda bir kere bilmemiz gereken de 10. sınıfta bize gösterilecekler başlıklar şunlar. Çokgenler, dörtgenler ve özellikleri özel dörtgenler. Yani üç temel başlığımız var. Çokgenlere baktığımız zaman çokgenler ve açılarına bakacağız. Çokgenler ve açıların özelliklerini göreceğiz. Ardından dörtgenler ve özelliklerine bakacağız. Kenar ve açı özelliklerini inceleyeceğiz. Sonrasında da özel dörtgenlerde yamuk, Paralel kenar, eşkenar dörtgen, e, dik dörtgen, kare ve deltoid olmak üzere toplamda 6 tane başlık göreceğiz. Tabi zaten bunların çoğunu eskiden de gördük. Şimdi yapacağımız şey birazcık daha detaylı. Daha özelliklere işte e, alanı nasıl hesaplanıyor, işte çokgenler arasındaki ilişkiler neler, açı ortaylık veya işte içindeki e, üçgenlerin durumu gibi daha ayrıntılı şeylere bakacağız. Şimdi çokgenler dediğimiz şey her zaman eskiden de bildiğimiz aslında çokgenler, ee, mesela üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen. Yani çokgenler kenar sayısına göre e, adlandırılıyor. Yani mesela adamın e, kenarı 10 tane ise o zaman biz ongen diyoruz. Veya adamın kenarı e, işte üç tane ise üçgen diyoruz. Kenar sayısına göre. Mesela üçgen biliyoruz zaten bunu. Ondan sonra e, buna dörtgen diyoruz. Tamam bunlar basit zaten bu beşgen tamam bunlar basit zaten. O zaman ben en kenarlı bir şey olsa bilmiyorum kaç tane kenar olduğunu engen diye yazabiliyorum diyorum. En kenarlı bir çokgenin iç açılarının toplamı aslında şöyle bir formülümüz var. İç açılarının toplamı gerçekten bilmemiz gereken bir formül. N eksi 2 N eksi 2 parantez içinde çarpı 180 ile hesaplanabiliyor. O zaman ben iç açılarının mesela şunun iç açısı kaç tane desem ee, en dediğimiz şey aslında kenar sayısıdır. Unutmayalım. En kenar sayısı ise eğer 5 eksi 2 çarpı 180 yani 3 eksi 3 çarpı 180 540'tır diyebiliriz beşgenin iç içleri toplamında. Altıgene gene baktığımız zaman 6 eksi 2 yani 4 çarpı 180 o da 720'dir ki zaten gerçekten de hem sınavlarda hem okul yazılarımızda en fazla çıkan şey çıkacak şeyler beşgen ve altıgendir. Çünkü bunlar özeldir. Bunlar gerçekten soruların gelebileceği, öğretmenlerin hem sormayı sevmediği hem de ÖSYM'nin en fazla sorduğu altıgendir şimdiden söyleyebilirim. Altıgen çünkü çok temel özelliklere sahiptir. İşte şöyle olmasına göre arıların işte yaptığı petek mesela. Altın orana sahiptir altıgen. O yüzden çok özel bir çokgendir aslında. İşte sen şuradan çizdiğin zaman tam ortadan ikiye bölünüyor. Şuradan da çizsen tam ortadan ikiye bölünüyor. Şuradan da tam ortadan ikiye bölünüyor gibi. Şurada bir merkez oluş oluşuyor gibi. Baya e, güzel ve temel özellikleri var. Ve burada böldüğümüz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşkenar üçgen çıkıyor gibi böyle e, hem soruların rahat çözülebileceği hem de bizi e, birazcık daha hani köşegenleriyle e, daha rahatlatan bir şekil olduğu için altıgen çok soruluyor diyor en kenarlı bir düzgün çokgenin bir açısının iç açısının ölçüsü veya işte dış açıların toplamı ve bir dış açının ölçüsü için bazı formüller göstereceğim. Bunlar çok çok önemli. Yani mesela ongende de bunlar aynı, yüzgende de aynı ama burada temel şey şu aslında dış açıların ölçüsü. Ben eğer bir soru karşıma geldiği zaman ve düzgün çokgense ki düzgün çokgen aslında bütün kenarları birbirine eşit çokgen demek. Düzgün çokgense dış açılarının toplamı daha doğrusu düzgün çokgen olsa da olmasa da tüm çokgenlerin dış açılarının toplamı 360'dır. Bir dış açısı ise düzgün çokgen için konuşuyorum 360 bölü n'dir. Yani mesela diyelim ki. Ee, düzgün altıgen diyelim, altı tane kenarı var. Düzgün altıgen demek aslında bütün kenarları birbirine eşit demek. Zaten düzgün demenin manası o. Mesela düzgün on gen. tüm kenarları, açıları birbirine eşit demek. Mesela düzgün üçgen dediğim şey aslında bizim bildiğimiz eşkenar üçgen. Veya e, işte e, düzgün beşgen dediğim şey bütün kenarları, açıları birbirine eşit demek. Peki ben böyle bir durumda bir dış açısının ölçüsünü hesaplarken 360'ı ene Neden? Çünkü bütün dış açılar eşit ya. Ben 360'ı 5'e böldüğüm, 6'ya böldüğüm zaman aslında bunun bir dış açısının hatta şöyle uzattığımız zaman bir dış açısı ortaya çıkıyor. 60 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dış açılarının toplamı bütün çokgenlerde ne olursa olsun düzgün olsun düzgün olmasın hiç fark etmez. Milyon gendeki dış açıların ölçüsü kaç derece ise biz yine 360 dememiz gerekiyor. Bu da çok fix bir şeydir. Dolayısıyla bir dış açısı 360 bölü n'de bulunuyor. Bir düzgün çokgende. de. Peki bir iç açısının ölçüsü nasıl bulunuyor? İç açıların ölçülerinin toplamını demin vermiştik. Neydi? N-2 çarpı 180'di. E bütün iç açıları birbirine eşitse bunu ben kenar sayısına böldüğüm zaman aslında bir iç açısının ölçüsünü bulmuş oluyorum diyoruz. Şimdi mesela düzgün 12 genin bir iç açısının ölçüsü nedir dese. Hemen ne yapacağım ben? Bizim demin öğrendiğimiz şey... 12 eksi 2 yani bütün dış açılarının toplamı çarpı 180 budur. Peki düzgün olduğu için o zaman ben bunu 12'ye böldüğüm zaman bir, dış açı, bir iç açısının ölçüsünü hesaplayabilirim. Çat karşımıza çıktı. 10 çarpı 180 bölü 12. Bunlar sadece işte 15 çıktı. 150 derecede diyebiliriz. Bu bir yöntem. Ama genellikle sorularda ben olsam şu yöntemi tercih ederim. Dış açı ile e, yöntemini tercih ederim. Çünkü biz biliyoruz ki düzgün e, olsun düzgün olmasın. Tüm e, çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tır. E düzgün olduğu zaman bir tane dış açısını bulmak istiyorsam böyle 12 yaparım. Çat kaç çıkar? 30 çıktı mı? Tamam. Bu bulduğumuz şey dış açıdır. Şunu unutmayalım. Her zaman ama her zaman bir içle bir dış açının toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla benim bilmem gereken şey aslında 180'den 30'u çıkardığım zaman ben bir iç açısını hesaplamış oluyorum tarzında bir yöntemdir diyoruz. Dörtgenlere baktığımız zaman kenar ve açı özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Dörtgenlerin iç açıları toplamı aslında e, 360 derecedir. Neden? Demin öğrendiğimiz formül. n-2 çarpı 180 vardı ya n dediğimiz şey 4'tür. 4-2 yani 2 çarpı 180 o da 360 derece diyoruz. Mesela bazı özelliklerine bakalım. Şöyle bir dörtgen olsun. bilmiyorum ne olduğunu. Ama mesela şuradaki açısını biliyoruz. Şuradaki açısını biliyoruz. Şuradakilerin de açı ortayları bir noktada birleşmiş. Burada şöyle bir formülümüz var. Nasıl bir formülümüz? Şu açı A açısı artı B açısı e, bölü 2 diye bir formülümüz var. A açısı artı B açısı bölü 2 dediğimiz şey aslında nedir? 80 artı 60 ee, böyle 2 yani 70 derecedir. İşte şuradaki açıyı ben x'i bulmak için şöyle bir formülümüzü kullanabiliriz. Ama genel olarak bu formül ezberleme taraftarı olmamamız gerekiyor. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Formülümüzü kendimiz bulabiliriz. Ee, eşit olan açılara a, a, b diyebiliriz. Hatta alfa, beta diyemeyelim. Direkt kafanızı kaybetmeyelim. a, b verelim. Bak mesela hemen şöyle yapalım. Şurada iki tane açı var ya. O zaman bu da a'dır, bu da a'dır burada iki açı O zaman bu da B'dir, bu da B'dir. Dolayısıyla ben şöyle bir dörtgenin iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. Hadi bakalım yazalım. 80 hop artı 60 hop artı 2B hop artı 2A hop eşittir. 360 derece. Bak kendi formülümü kendim uyduruyorum şu anda. Onsa diyorum ki bu ikisinin toplamı kaçtır? 140 derecedir. 140 artı 2A artı 2B eşittir 360 derecedir. Tamam çok güzel gidiyorum. O zaman 2A artı 2B dediğimiz şey 140'ı karşıya gönderdiğim zaman 360 eksi 140. Yani 220 derecedir diyebiliriz. Şimdi eğer 2A artı 2B 220 ise o zaman 2 e, parantezine alıyorum. A artı B eşittir 220 çıkıyor. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A artı B'nin 110 olduğunu söyleyebiliriz. A artı B neresiydi? Dikkat edelim. Şurada bir tane üçgencik var. Bu üçgenciyi dikkat edersek yani şurasına dikkat edersek bu üçgencikte A artı B artı X 180 değil mi? Hatta yazalım hatta. A artı B artı X eşittir 180. Şu üçgencikte yani yeşil ip taradığım yerde. E A artı B'nin 110 olduğunu biliyorum. O zaman A artı B yerine 110 yazarsam 110 artı x 180 e, x dediğimiz şey o zaman 70'tir şeklinde aslında uzattım işlemleri tabi bu kadar uzatmaya gerek yok. 2 dakikada kafadan da yapabildik. Ama şunu unutmayalım. Mutlaka mutlaka bir şeyleri yaparken kendi ispat yöntemlerimize anlayabileceğimiz mantıkla yapmak her zaman daha faydalı. Yani ben sınavda olsa bunu yaparım garanti olur. Ama burada formülde belki şuradan başka bir açı ortay, dış açı ortay gösterdi. E hemen bu formül o formüldür diyerekten yapmak birazcık riskli olabiliyor ama genel olarak en risksiz yöntem İç açıları toplamı 360 derece bitti bu kadar tarzında yaparaktan hemen ne yaptım? Şuradan da bir üçgen buldum. Çat diye 70 dedim. Cevabımızın 70 olduğunu buluyoruz. Geldik özel dörtgenlere. Özel dörtgenlerde yamuk ilki. İki kenarı birbirine paralel olan şekle aslında biz yamuk diyoruz. Başka hiçbir özelliği yok. Yok yani yamuk dediğimiz şey hiçbir kenarı birbirine eşit olmak zorunda değil açıları birbirine eşit olmak zorunda değil ama mutlaka mutlaka iki kenarı birbirine paralel olacak ve bu paralellerde şunlar olacak ve bunların e, üsttekine biz üst taban diyoruz. Alttakine de alt taban de, demek üzere iki tane tabanı var aslında yamuğun. İşte bu tabanlar birbirlerine paralel oluyor. Peki e, bu, bunlar ne diyoruz? Peki yan kenar diyebiliriz. Şunlar da yan kenarlar. E, şu dediğimiz zımbırtı ise bu da yüksekliği aslında yamuğun diyebiliriz. Dolayısıyla yamuğun bir, iki, üç, dört tane elemanı var diyebiliriz. Bu dört tane elemanında unutmayalım AB yani alt taban ve CD yani üst taban birbirlerine mutlaka paralel olacaklar. Bunlar paralel olduğu için de e, şurada bir dikkat ettiysek şöyle bir C harfi çıktı karşımıza. Neydi hatırlıyorsak, şöyle bir e, iki paralel bir kesen kuralında şurada bir C harfi vardı. Şu C harfi her zaman neydi toplamı? Şu açıyla şu açının toplamı 180. Aynı kural burada da var. Şunlar birbirine paralelse şu açıyla şu açının toplamı 180. Yani A açısıyla ile D açısının toplamı 180 derece. E aynı şey burada da ters C var. Bak, şurada da ters C var. E burada 180 derece toplam var. O zaman bu açıyla bu açının toplamı da 180 derece. Yani burada işin özü mesela buraya 60 derece ise burası 120 derecedir. Mesela burası 130 derece ise burası 50 derecedir. Çektiğinde hemen çatanak diye işlemleri yapabiliriz diyoruz. Birazcık özel yamuklara bakalım çünkü bunlar zaten sınavda sınavlarda en fazla hocaların sormayı sevdiği şeyler. Bazı özellikleri var. Mesela dik yamuk dediğimiz şey bir kenarı bir kenarı aslında hem üst hem alt tabana dik olan şekle yamuğa biz dik yamuk diyoruz. Mesela herhangi bir yan kenar hem üst tabana hem alt tabana dik yani 90 derecelik açıyla geliyor. O zaman şöyle bir özellik karşımıza çıkıyor. Yani şuradaki yan kenar aslında bu yamuğun yüksekliği şeklinde bir şey söyleyebiliyoruz. O zaman bu bir yükseklikmiş diyebiliriz. Geldik ikiz kenar yamuğu. İkiz kenar yamuk, adı üstünde zaten. Şimdi üst taraf ve alt taraf birbirine eşit olmamasını zaten anlayabiliyoruz hani bu daha kısa bu daha uzun çünkü üst taban alt taban ama şunlar birbirlerine zaten ikizkenar yamuk nedir, nasıl da nasıl da şunlar birbirine eşit aynı şekilde bunlar birbirine eşit sanki ikizkenar yamuğun üstünden şöyle bir kestin bunu kesin zaman ne oldu bak ikizkenar yamuk oldu e, ikizkenar üçgenin üstünden kestin şunu attığın zaman ne oldu ikizkenar yamuk haline geldi gibi düşünebiliriz sanki bunu tamamladığın zaman ikizkenar yamuğa dönüşecek gibi düşünebiliriz. Şimdi burada bazı özellikler var ki gerçekten çok kritik. Mesela ikizkenar yamukta ben yüksekliği buradan indirdiğim zaman e buradan da indirdiğim zaman aslında şunlar birbirlerine eşit üçgenler çıkıyor. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şu yükseklikle şu yükseklik birbirine eşit. Şu üçgenle şu üçgen birbirlerine tam eş üçgenler karşımda çıkıyor. Ve şurası zaten dikdörtgen çıkıyor dikkat ettiysek diyoruz. İki, dik, yamukta da aynı tarz bir özellik var. Mesela ben buradan böyle indirdiğim zaman hop. Burada bir dik üçgen çıkıyor ve bu dik üçgende bu yükseklikse Heyse bu da yükseklik aynı yükseklik ve burada bir Pisagor yapıyoruz ki genellikle soru çözüm taktiklerinde dik yamukta çat diye burada Pisagor'u görmek çok çok önemli diyoruz. Şimdi yamuğun bir özelliği var ki o da orta taban özelliği. Şimdi ne demiştik? Şu zımbırtıya üst taban demiştik. Şu zımbırtıya da alt taban demiştik. Bunların ortasında yer yani yamuğun ortalaması olan şu çizgiye biz orta taban adını veriyoruz ve bu orta taban şöyle çok basit bir yöntemle bulunuyor. Şimdi burası geniş. Burası dar. E buradaki orta taban bunların arasında bir uzunluk olmalı. Yani bu 4 bu 6 ise bunların arasında bir uzunluk olacak. 4 ile 6'nın arasında ne var? 5 var. Bunu hemen söyleyeyim biz kafadan. Ama zor sorularını yapıyoruz. Mesela burası 42 olsa burası 67 olsa peki ben bunu ne yapacağım bunu bulabilmek için? Şöyle bir mantık var burada. Diyorum ki üst taban artı alt taban bölü 2 şeklinde bir kuralımız var. Aslında orta tabanı bulmak için diyorum. O zaman ben diyorum ki x dediğimiz şey 4 artı 6 bölü 2'den çatmak 5'i kafadan değil de hesaplama yöntemiyle buluyorum. Mesela e, yamuğun alanı peki ben bunu niye öğrendim? Çünkü yamuğun alanı bu şekilde hesaplanıyor. Yamuğun alanı hesaplamak için formülümüz şu aslında alan eşittir. Orta taban yani demin öğrendiğimiz zımbırtı çarpı yükseklik denilen bir formülü var bu bunun alanının. Mesela şu yamun alanını hesaplayalım bakalım. Şimdi üst tabanı biliyoruz. Alt tabanı biliyoruz ama orta tabanı bilmiyoruz. Şimdi o zaman ben ilk başta demin öğrendiğim or, e, üst taban altı alt taban /2'den orta tabanı hesaplayalım. Orta taban e, eşittir hemen yazıyorum buraya eşittir 4 artı 6/2 yani 5'tir diyebilirim. Orta tabanı buldum. Neydi e, alanımız? Orta taban çarpı yükseklik yani 5 çarpı e, yüksekliği kaçtı bunun? 8. 5 çarpı 8. Bak 2 saniyede hesaplayabiliyorum. Eğer orta tabanı bulabilirsem. Tabi burada sorularda orta tabanı birazcık gizleyecekler bize. Bazı e, ayrıntılar verecekler. Ama genel olarak yamondan hesaplamak için böyle bir formülümüz var. Paralel kenara baktığımız zaman karşılıklı kenarları birbirlerine paralel hatta şöyle şunu da e, o renkte yazalım diyeceğim. Bulamadım şimdi. Birbirine paralel ve uzunlukları eşit olan eee çok gene diyoruz paralelkenar dörtgene diyoruz paralelkenar. Peki mesela şöyle bir kenar, paralelken, ABCD paralelkenarında. Unutmayın eğer ABCD yazacaksanız şöyle yazarız hani. Saat yönünün tersine yazarız ABCD. Yani şöyle yazmayız. Ee, ABCD saatin döndüğü yönde yazmayız, saat yönünün tersine yazarız ABCD burada karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Yani şunla şu paralel birbirlerine. bununla da bu paralel ve birbirine eşit. Yani şurası 10 ise mesela şurası da 10. Şurası 5 ise mesela burası da 5. Şak şeklinde bir eşitlik ve paralellik kuralı var. O zaman AB ile DC birbirine paralel. AD ile BC birbirine paralel diyebiliriz. Karşılıklı açıların ölçüleri ve kenar uzunlukları da birbirine eşittir burada. Unutmayın. Demin söylediğim gibi karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bir de açıları da birbirine eşit. Mesela şuradaki açı mesela 40 derece ise şuradaki açı da 40 derece. Şuradaki açı ve şuradaki açı da birbirlerine eşit olmak zorunda diyoruz. Peki buradaki açı kaç derecedir? Onu bulalım şimdi. Buradaki açıyı bulmak için mantık şu. A açısı ile D açısı burada bir C kuralı olduğu için hatırlıyorsak demin yaptı, pardon şöyle yapalım. Şöyle iki paralel bir de Şurada bir C kuralı vardı. Bu açı ile bu açının toplamı 180'di. Çünkü paralellikten dolayı. Dolayısıyla burası 40 burası 140 derece. Burası da 140 derecedir diyebiliriz. Ee, böyle de bir kuralımız var. Yani A açısı ile D açısının toplamı 180 derece olmak zorunda diyoruz. Köşegenleri birbirlerini hadi bakalım şunları köşegenleri bir çizelim bakalım. Şu köşegenini çizdim. Ondan sonra başka bir renkle de e, şu köşegenini çizelim. Şimdi bunların köşegenleri birbirlerini tam ortadan iki'ye bölüyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani birbirlerini ortalar şeklinde bir kuralımız var diyoruz köşegenler içinde diyoruz ama dik kesmez dikkat edin ortalar. Paralel kenarı da sadece ortalıyor. Yani ortadaki mesela burası 4 ise burası 4. Burası 2 ise burası 2. pardon burası 6 ise burası da 6 diye düşünebiliriz. Çünkü bu daha uzun bir köşegen dikkat ediysek. Bu daha kısa bir köşegen diyoruz. Paralel kenarın alanı ise çok çok daha basit. E, mantık şu aslında. Yani ben bir paralel kenarda bir kenara taban dersem taban burası olsun. Yani e, alanı taban çarpı bunun tabanı ise burası. Bunun en yüksek yeri burası veya burası fark etmez. Buradan aşağı indirdiğim çizgiye ben yükseklik dersem taban çarpı yükseklik denilen aşırı basit bir formül var. Yani alan dediğimiz şey ah diyoruz. Yani taban çarpı yükseklik diyebiliriz. Köşegen uzunluklarını bilirsek ise yani mesela şu köşegenini biliyoruz diyelim. Ee, bir de şu köşegenini biliyoruz diyelim. Köşegenin şu uzunluğuna e diyelim. Ee, şu uzunluğuna da F diyelim. E çarpı F E çarpı F'nin e, bir de sinüs alfa ile çarpımı alfa de ne diyeceksiniz şimdi. Alfa dediğimiz şey de aslında şuradaki bu köşegenlerin arasında oluşan açıya biz alfa diyoruz bölü 2 diye bir formülü var. Birazcık daha karışık bir formül ama önemli olan burada şunu bilmemiz gerekiyor. Köşegenleri çarpımı çarpı sinüs alfa aradaki, aralarındaki açının sinüsü bölü 2 diye bir formülümüz var. O zaman bütün paralel kenarın alanını hesaplamış oluyoruz. E, hatta şöyle yazalım. Köşegenler çarpımı e, çarpı sinüs aradaki açı bölü 2 diye bir formülümüz var şöyle şunu da hatırlamamız bilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir paralel kenarda yukarıdan herhangi bir nokta aldık. Mesela şöyle bir paralel kenarda yukarıdan herhangi bir noktayı aldım mesela. Sonra bu noktayla diğer köşeleri birleştirdim ve şu alanı sordum. Bu alan aslında paralel kenarın alanının yarısına eşit oluyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Ee, ya yani mesela burada şöyle diyeyim. Mesela bu paralel kenarın 100 ise bu bu üçgenin alanı 50 de Veya bu üçgenin alanı 20 ise bu paralel kenarın 40 şeklinde bir yorum yapabiliriz. Eşkenar dörtgene baktığımız zaman da bütün kenar uzunlukları eşit olan e, paralel kenarları biz eşkenar dörtgeni. Mesela şu paralel kenar gibi gözükebiliyor zaten. Bununla bu paralel, bununla bu paralel. Ama bütün kenarları birbirine eşit olduğu zaman işte buna eşkenar dörtgen diyoruz. Paralel kenarın tüm özelliklerini aynı sıra taşıyor. Çünkü zaten paralel kenarın özellikleri var. Bütün kenarları birbirine paralel özelliğini söyledik zaten demin. Köşegenleri birbirlerini yine paralel kenardaki gibi ortalıyor. Hatta şöyle yapalım. Şöyle çizdim. Ondan sonra şöyle çizdim. Tamam. Bunlar tam ortadan ikiye bölüyor. Yani şu parça ile şu parça eşit. Şu parça, ile şu, parça ile şu parça eşit. Ama burada şöyle bir özellik var ki eşkenar dörtgenin en belirleyici ve ayırt edici özelliği diyebiliriz dik kesişiyor. Yani burada bir dik açı ortaya çıkıyor. Yani 90 derece ortaya çıkıyor. Dolayısıyla baya bir şey baya bir şey değişiyor. Burada bir sürü dik üçgen oluşuyor. Bu dik üçgenlerin her birisi de aslında pisagor oluşturabiliyor. Dolayısıyla pisagor genellikle geometri sorularında gördüğümüz zaman işlerin, işlemlerin yapılabilmesini sağlayan gayet faydalı bir kural. Dolayısıyla bunu hatta öklit bile kullanabileceğiz burada paralel kenardaki özelliklerin aynısı hepsi burada mevcut. Mesela e, burada e, karşımıza işte e, şurada şu açıyla şu açı eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bu açıyla bu açının toplamı 180 derece gibi özel özellikler var diyoruz. Ve aynı zamanda bir şey daha göstermek istiyorum. Burada eşkenar dörtgende onu göstermemişiz. Evet. Burada çizdiğimiz bu eş e, köşegen aslında açı ortay özelliği de taşıyor. Yani şuradan çizdiğimiz zaman da şunun açı ortayı diyebiliriz. Mesela burası 40 derece ise bu 20-20 diye ayrılır. Burası 40 ise burasının 140 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu da 70-70 diye ayrılır. Dikkat ettiysek zaten 90 derece olduğu 70-20-90 toplamı 180 çıkıyor tarzında. Bir sürü açı ortay, açı ortay ve bir sürü e, Pisagor teoremi karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Eşkenar dörtgenin alanına baktığımız zamansa alanını yine aynı paralel kenar gibi ahla hesaplayabiliriz. Ama işte şöyle bir e, formülümüz var ki eşkenar dörtgen daha çok sorularda tercih edilen bir formül. Köşegen uzunlukları mesela şu E diyelim. Şu mora da F diyelim. Bunlar birbirine dik kesişir. Zaten söylemiştik daha önceden. Eşkenar dörtgenin e, alanı dediğimiz şey E çarpı. F bölü 2 diye bir formülümüz var diyebiliriz. Yani bu pembiş köşegen çarpı moriş köşegen bölü 2 şeklinde bir formülümüz var. Dolayısıyla bunu mesela şöyle yorumlayalım. Ne demişti? Köşegenler birbirinin dik keser ve ortalar. Bunlar birbirine eşitti. Tamam eyvallah. Adam sana dese ki adam sana dese ki mesela burası 6 dese ee, burası 10 dese tamam şu kenarda 10 dese hemen dik üçgenden ben derim ki ya bu dik üçgendir. Pisagor'dan burası 6 ise burası 10 ise hemen 3 4 5'i hatırlayalım. 3 4 5 üçgeni çok bilinen bir dik üçgendi aslında. Bunun katları neydi? 6 8 10 üçgeniydi. E burası 10 ise burası 6 ise burasının da 8 olması gerekiyor. Tam ters vermişiz Burası 8 olsun, burası 6 olsun diyelim. Dolayısıyla burası 6 ise burası 6'dır. Burası 8 ise burası 8'dir. Şimdi hemen şunu hatırlayalım. Bu köşegen çarpı bu köşegen bölü 2 alanı. O zaman bu köşegen nedir toplamda? 16'dır çarpı. Bu küçükken nedir toplam? 12'dir. Bölü 2 alanını verir tarzında 16 çarpı 6'dan 96 çıkar cevabımız diyor diyebiliriz. Dolayısıyla eşkenar dörtgen alanını da böyle hesaplayabiliriz. Dikdörtgene baktığımız zaman bütün iç açıları dik olan paralel kenara biz dikdörtgen diyoruz. Yani hani demin yapmıştık hani şöyle dikdörtgen aslında bizim bildiğimiz dikdörtgen var. Sen dikdörtgenin böyle alt tarafını şöyle yapıştırdın diyelim yere tamam mı? Şuradan yapıştırdın. Mesela bir kutu var. Bu kutuyu yapıştırdın. Kutuya sen gelip üstünden şöyle bir vurduğun zaman ne olur? Kutu bir anda şöyle bir hale gelmez mi? Bu alt tarafı yapışık ya. Gidemeyecek, hareket edemeyecek. Şöyle bir hale gelecek. İşte paralel kenar aslında bu zımbırtı. Kutunun aslında e, böyle ittirilmiş hali ama alt tarafından yapışık kutu. Onun gibi düşünebiliriz. Yani Dikdörtgen aslında paralel kenarın tüm özelliklerini taşıyor. Birbirlerine çok benzerler. Ve köşegen uzunlukları aslında birbirine eşit. Ve köşegenler birbirlerini ortalıyorlar. Aynı paralel kenardaki gibi. Ama Köşegen uzunluklarının birbirine eşit olması paralel kenardan farklı. Çünkü paralel kenarda bir tane köşegen daha uzun bir tane köşegen daha kısa. Eder. Burada ise köşegenlerini çizdiğimiz zaman bak şunu çizdim ve şunu çizdim. Bunlar birbirlerini tam ortadan ikiye bölüyor ve birbirine eşitliyor. Mesela burası 6, burası 6, burası 6, burası altı şeklinde 2 12, 12, bütün köşegenleri birbirine eşit oluyor. Bir özellik var dikdörtgenin. Tabi bunları artık almıyorduk. Dikdörtgen alanı falan filan. Bunlar çok eskiden bildiğimiz temel şeyler. Bir özellik var dikdörtgenin. O da şu. Mesela OD'nin karesi Artı OB'nin karesi şeklinde. Yani şöyle bir nokta seçiyorum. Tam dikdörtgenin ortasında. Bir nokta seçtikten sonra diyorum ki o noktanın bir köşeye uzaklığıyla onun karşısındaki diğer köşeye uzaklığının kareleri toplamı e, o noktanın e, bu nokta e, şey, bu, o noktanın bir köşeye uzaklığı diğer köşeye uzaklığının kareleri toplamı eşit işte oluyor. Yani OD'nin karesiyle OB'nin karesinin toplamı OA'nın karesiyle OA'nın karesiyle OC'nin karesinin toplamına eşit oluyor. Bu da nasıl hesaplanıyor? Mesela burası 6 diyelim. Burası 8 diyelim. Burası 5 diyelim. Burası kaçtır? Hemen 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. 5'in karesi artı x'in karesi şeklinde ben buradan x'i hesaplayabiliyorum. Böyle bir formül. Herhangi bir nokta seçersek hiç fark etmez. Yani ben şöyle bir dikdörtgen çizdim. Şurada bir nokta seçtim. Şunun karesi şunun karesinin toplamı. Şunun karesi şunun karesinin toplamına eşit işte oluyor diyoruz. Dikdörtgen onu zaten biliyoruz. A çarpı ve hiç uzatmayacağım bile. Fazla düşünmeyeceğiz. Ama burada şöyle bir, e, bir enteresan bir kuralımız var. Mesela şu bir köşegense şu köşegen de şu köşegen aynı zaten. Ve köşegenin uzunluklarına biz E diyelim mesela. Köşegen e, uzunluğuna biz E diyelim. Yani köşegenin uzunluğunda bir şey, şu aslında. Buradan buraya kadar uzaklık. O zaman aynı eski bir öğrendiğimiz şeradaki gibi. Neydi? İki köşegenin çarpımı E çarpı E yani köşegenle köşegenin çarpımı çarpı aralarındaki açıya sinüsünü alırsak eğer bölü 2 yani E kare sinüs alfa bölü 2 şeklinde de hesaplayabiliriz. Eğer bir köşegeni biliyorsak yani dikdörtgen alanını hesaplayabiliriz diyebiliriz. Aynı paralel kenar özelliklerini taşıyor demiştik. Herhangi bir nokta seçersem ve bunları birleştirirsem taralı alan dikdörtgen alanının yarısına eşit oluyor diyebiliriz. Mesela bunun alanı eğer 10 dikdörtgen alanı 20'dir diyebiliriz. Hatta şöyle bir dikdörtgen çizeyim. Mesela şuradan bir nokta aldım. Şurayla birleştirdim. Şimdi şunun alanı mesela desem ki ben 50. O zaman bir dikdörtgen alanı nedir? 100'dür diyebiliriz. Ama adam nasıl sorar bize? Bunun alanı 50 der. Burası 3'tür der. O zaman burası kaçtır? Veya 5'tir der. Burası kaçtır der bütün alanını hesaplamıştık. 50 ise bütün alan 100'dür. 100, de neyin çarpımıdır? 20'dir diyebiliriz. Böyle kurallarımız da karşımıza çıkacak diyoruz. Kare ve alanına baktığımız zaman bütün kenar uzunlukları eşit olan e, dikdörtgene biz kare diyoruz. Aslında kare bir dikdörtgendir unutmayalım. Ama bütün kenarları eşit olan bir dikdörtgendir dememiz gerekiyor. Mesela ABC'de bütün kenarları birbirine eşit bunu gösterilmemen O zaman ve bütün açılar zaten 90 90 derece aynı yani dikdörtgendeki gibi e, dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin tüm özelliklerini taşıyor aslında. Ya hatta şöyle şöyle bir şey söyleyeyimse söyleyeyim size. Mesela bir kare düşünün. Kare düşünün. Kareyi buradan ortadan e, altından yapıştırdınız. Kare kutu var diyelim. Kutuyu böyle yukarıdan böyle bir çaktınız e, yan tarafa doğru kaykıldı kutu. Ne olur biliyor musun? Aslında şöyle kaykılır. Şöyle kaykıldı ama bütün kenarları eşit diye kutunun. E, kenarları değişmeyecek ama sen bunu kaykıldığın zaman aslında ne çıktı bütün kenarları eşit eşkenar dörtgen çıktı. Dolayısıyla kare ve eşkenar dörtgen gerçekten çok benzer şekiller. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşit e, karede aynı dikdörtgen gibi dikdörtgenle kare birbirine özellik, aynı özellikleri gösteriyor. Hatta şöyle bir köşegende şu köşegeni çizdiğim zaman birbirine eşit oluyor. Yani şu parça, şu parça, şu parça, şu parça birbirine ortalıyor e, ve eşit oluyor ve birbirlerine enteresan bir şekilde dik kesiyorlar. Aynı eşkenar dörtgendeki gibi demiştik zaten eşkenar dörtgende birbirine dik kesiyorlar unutmayalım. Köşegenlerin bulundukları açıların aslında açı ortaylarıdır dememiz gerekiyor. Açı ortaylarıdır diyebiliriz. Yani sen eğer e, bu 90 derece e, burası 45-45 diye ayırması gerekiyor. 45-45 diye ayırmaması gerekiyor. Yani e, bütün e, köşegenler 90'ı ikiye böler, 45-45 diyebilir. Karenin alanı zaten çok basit. A'nın karesi, bir kenarın karesi de diyebiliriz. Geldik deltoide. Artık son öğreneceğimiz şey, son öğrendiğimiz başlıklardan bir tanesi bu. Eee Aynı tabanlı iki tane ikiz kenar üçgenin oluşturduğu aslında e, şekle biz deltoid diyoruz. Hemen şöyle anlatayım. Deltoid'deki mantığımız şu aslında. Şöyle bir ikiz kenar üçgen, pardon, şöyle bir ikiz kenar üçgenimiz var diyelim. Ondan sonra bir tane de e, şöyle bir ikiz kenar üçgenimiz var diyelim. Ben bunu alıp ben bunu alıp bunun altına monte ediyorum. Nasıl monte ediyorum? Bunu alıp şöyle ters çeviriyorum. Ve şöyle yapıştırıyorum bunun altına. Dolayısıyla şu ve şu birbirine yapışıyor. Ve bu birbirine yapıştığı zaman bunlar birbirine ikizken üçgende bunlar da birbirine eşitti. Dolayısıyla karşımıza bir elmas şekli Yani deltoid çıkıyor. Bu deltoid'de dikkat etsek şu zımbırtı şuradaki ikizken üçgen şuradaki ikizken üçgen birbirine eşit olduğu için daha doğrusu birbirlerine yapıştığı için ortak taban olarak adlandırılıyor ve şu çizdiğimiz çizgiye ise simetri merkezi diye ad veriyoruz. Çünkü bir ikizkenar üçgende ben şu çizdiğim yükseklik aslında ikizkenar üçgenin simetridir. Yani bunu böyle üst üste yapıştırmış. Şu üçgen, şu parçayla şu parça birbirine aynısıdır çünkü. Burası aslında simetri merkezi. Ee, ve aynı zamanda ee, şu bir ikizkenar üçgen, şu da başka bir ikizkenar üçgen dememiz gerekiyor. DB köşegeni dediğimiz şey, bu da bir tane de AC köşegeni var, unutmayalım. İki tane köşegen var e, deltoidde. Bu köşegenle bu köşegen aslında e, DB köşegeni, AC köşegenini iki eşit parçaya bölüyor diyebiliriz. İkiye böler diyebiliriz. DB köşegenin bulunduğu açıların aslında yani şuradaki açıların açı ortaylarıdır. Bunu da e, bilmemiz gerekiyor. Bu da ayrı bir özellik yani mesela burası 20 derece ise burası 20 derecedir. Burası 70 derece ise burası 70 derecedir şeklinde unutmayacağız. Deltoidin köşegenleri aslında birbirleriyle dik kesişir. Zaten burada gösterdik ama bunu mutlaka abilerim çünkü ikizkenar üçgende yükseklik çiziğin anda zaten dik olması gerekiyor. O zaman ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Ödevlerimizi yapmayı unutmayalım. <laughs>